Bazen dediğim gibi Recep kardeşimiz dediği gibi diyorlar muhtar işe bakmıyor. Muhtar köyünü ilgilendiriyor. Köyde bir şey yapılıyorsa mutlaka başında yatır. Ne zaman başında olmadık yapıldı? Mesela Kilitli Park'e yapıldı. Bak şey köyüne, Trabzon köyüne, şimdiki ismi İncili. İncili'ye aynı Kilitli Park'e yapılacak. Aynı seviyeye geldi. 11. ayda aynı seviyede. İncili kepçe bekliyor. Greder bekliyor. Kum gelecek, şey gelecek. Kilitli Park'e yaptıracak. Muhtarı. Kaymakam Bey'in yanına var yok beraber. Kaymakam Bey telefon açıyor. Özel İdare Müdürü diyor ki bizim kepçemiz, gradenimiz filan filan yerde 15 gün 20 gün beklerseniz kışın tam şeyine gelir diyor. Kaymakam Bey'in ısrar üzerine gene şey diyor. Ben bundan kalmıyorum, geliyor. Tutuyor, kepçeyi kendimiz tutuyor. Kumu kendimiz getiriyor. Traktörlerinin şeylerine yaptırdık, bitirdik. İncil'in içi kaldı. Belki taşları, o kumları belirli bir şekilde hibe olacak, hibecek yani Kaybolacak. kaybolacak, ara gidecek. İncil'in içi kaldı. Yani bu hususta muhtar bakmıyor diyorlar. Bazen bu hamza geliyor da. İnan ki her konunun içindeyiz. Şey var, Tomarcı'ya var. Ve çevre 46 para köyü var. Muhtarlığı kim yapıyor? Dün Işıkpara köyü muhtarı yapıyor. Ama bizim köyde öyle değil. Bizim köye yaranamıyoruz. Bizim köyde yapmıyor. Bizim köyde yapmıyor. İçme su parası bilmiyorlar muhtardan. Sulama parası bilmiyorlar muhtardan, başkandan. Oradan sonra peki biz bunu muhtar başkan yapıyor. Şurada bir sulama birliğimiz var. Eskiden baraj diyorduk. DSİ şey diyordu. Şimdi orası özelleşti. Köylerin şeyinde şimdi. Köy tüzel kişiliğine mi geçti? Tabii 12 köyün tüzel kişiliğinde orası. Osman Karadeniz oranın başkanı seçimle. Bir muhtarlar encümen Osman Karadeniz seçimle gelen bir başkan. 12 köyde yıllık 3 kişi para vermeyebiliyor. 3 kişi. 12 köyü 11'inde. Ama bizim köyde 85 kişi parasını veriyor. Hadi bize vermiyorlardı, muhtar görevini yapmıyordu, muhtar isteyemiyordu, muhtar alamıyordu. Niye ona vermiyorsunuz? Yani gerçekten çok ihmallik yani. İhmallik var, vurdum duymazlık var. Bizim eğer ki son noktaya gelecek, bizim köyde şu durumda ben öyle görüyorum. Gerçekten de öyle oluyor. Son noktaya gelecek. Bir yerden bir icra gelecek, icra geldi mi ve çırpınıp buluyorlar. Bunlara hiç gerek yok ki ya. Eğer köyüysek, köyde imece usulü var. İmece usulünü yapmamız lazım. Bu cereyan parası eline geliyor mesela fatura. Yatırıyor kendilerini. Telefon eline geliyor, yatırıyor. Ama içme suyu, sulama suyu, içme suyu muhtarın eline geliyor, sulama suyu. Başkanın eline geliyor faturası. Onun için umurlarında yani. Yani neden çalışmıyor diyor. Bilene onu desinler. Ben anlamıyorum ki köye ne yapılır. Bilene desinler. İçme suyu diyorlarsa içme suyunu yaptır. Yerleşim diyorlarsa yerleşimi yaptı. Şu köyde şey yok diyorlardı. İnternet bağlantısı yok diyorlardı o zamanlar. İnternet bağlantısı. Telefonlar çekmiyorlar diyorlardı. Telefonları çektik. Ne yapmadık ki? Köyde ne yapıldı da ne yapmadık biz? Köy şehir yapacak diyelim ya. Vallahi bilemiyorum. Biz elimizden geldiği kadar çalışıyor da şey diyor. Ama bazılarına yaranamıyor. Bu başka. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim.